Harry Potter ve Zümrüt'ü Anka yoldaşlığı Dünyamı sihirli yapan Neil, Jessica ve David'e Birinci Bölüm Daddin'in Ruhu Ağzında Yazın o zamana kadarki en sıcak günü yavaş yavaş sona ererken Private Drive'ın büyük, kutu kutu evlerinin üzerine uykulu bir sessizlik çökmüştü. Çoğunlukla pırıl pırıl parlayan arabalar şimdi yolda tozlanmış halde duruyordu. Bir zamanlar zümrüt yeşili olan çimlerse kavruk ve sararmıştı. Kuraklıktan dolayı su hortumlarının kullanımı yasaklanmıştı çünkü. Araba yıkama ve çim biçme gibi iki önemli günlük uğraştan yoksun kalan private drive sakinleri, serin evlerinin gölgesine çekilmiş, bir türlü gelmek bilmeyen Meltem'i davet edercesine pencerelerini ardına kadar açık bırakmıştı. Dışarıdaki tek kişi, dört numaralı evin önünde, bir çiçek tarhında sırt üstü yatan yeni yetme bir çocuktu. Sıska, siyah saçlı, gözlüklü bir oğlandı. Kısa sürede çok boyatanların bir deri bir kemik, biraz sağlıksız görünüşüne sahipti. Kot pantolonu yırtık ve kirli, tişörtü bol ve solmuştu. Spor ayakkabılarının tabanları da kalkmıştı. Harry Potter'ın bu hali, pasaklılığın yasalarca cezalandırılması gerektiğini düşünen komşuların gözünde onu hiç de sevimli kılmıyordu. Ama bu akşam büyük bir ortanca öbeğinin arkasına saklandığı için yoldan geçenlerin gözüne çarpmayacağı kesin gibiydi. Aslında Harry ancak Vernon enişte ya da Petunia teyze kafasını oturma odası penceresinden dışarı uzatıp tam aşağıdaki çiçek tarhına bakarsa fark edilebilirdi. Şöyle iyice ölçülüp biçildiğinde Harry buraya saklanma fikrinin sevriye layık olduğunu düşünüyordu. Belki sıcak ve sert toprağın üzerine uzanmak çok da rahat değildi. Ama hiç olmazsa oturma odasında oturup teyzesi ve eniştesiyle televizyon seyretmeye çalıştığı zaman olanlara katlanmıyordu. Kimse ters ters bakmıyor, sinirden dişlerini gıcırdatarak haberleri duymasını önlemiyor, ona çirkin sorular yöneltip durmuyordu. Sanki bu düşünce kanatlanıp açık pencereden içeri girmiş gibi birden her inli eniştesi Vernon Dursley'nin sesi duyuldu. Oğlan içeri girmeye çalışmaktan vazgeçti çok şükür. Nerede bu peki? Bilmem dedi Petunia teyze kayıtsızca. Evde değil. Vernon işte homurdandı. Haberleri izliyormuş. Dedi sert, sert Aslında niye iş çeviriyor merak ediyorum. Sanki normal bir çocuk haberlerde ne olduğunu merak edermiş gibi. Dandy'nin hiçbir şeyden haberi yok. Başbakanın kim olduğunu biliyorsa şaşarım. Hem bizim haberlerimiz onun gibilerle ilgili ne olurmuş ki? Vernon şş dedi Petunia teyze. Pencere açık. Aa evet kusura bakma canım. Dörsiler sustu. Harry Yakınlardaki visleri Vogue'da oturan kedi düşkünü kaçık ihtiyar hanım Mrs. Fig'in ağır ağır yürüyüşünü izlerken Fruiten Bren mısır gevreğinin cıngılını dinledi. Mrs. Fig kaşlarını çatmış, kendi kendine söyleniyordu. Harry çiçeklerin arkasına saklandığına pek memnun oldu. Çünkü Mrs. Fig son zamanlarda sokakta onu her rastlayışında çaya davet etmeyi adet edinmişti. O köşeyi dönüp gözden kaybolduktan sonra Bernan sesi bir kez daha pencereden dışarı süzüldü. Dat çaya mı gitti? Petunia teyze muhabbetle Polkislerde dedi. Bir sürü küçük arkadaşı var. Öyle popüler ki. Harry hıh dememek için kendini zor tuttu. Dörsler oğulları Dudley konusuna gerçekten şaşılacak kadar aptalca davranıyorlardı. Onun yaz tatili boyunca her akşam çetesinin bir başka üyesiyle çay içtiği şeklindeki gerzekçe yalanlarının hepsini yutmuşlardı. Oysa Harry Dadlin hiçbir yere çay içmeye gitmediğini çok iyi biliyordu. O ve çetesi akşamlarını oyun parkını kırıp dökmek, sokak köşelerine sigara içmek, arabalarla çocuklara taş atmakla geçiriyordu. Little Winging'de akşam yürüyüşleri sırasında Harry bunların hepsini kendi gözleriyle görmüştü. Tatilin büyük kısmını sokaklarda avare avare dolaşıp önüne çıkan çöp tenekelerine gazete aramakla geçirmişti. Saat 7 haberlerinin başlayışını bildiren müziğin ilk notaları kulağına çalındığında Harry'nin midesi alt üst oldu. Belki bu akşam koca bir ayın ardından beklediği akşam olacaktı. İspanya'daki bagaj personeli grevi ikinci haftasına girerken mahsur kalmış rekor sayıda tatilci havaalanlarını dolduruyor. Vernon işte haber spikerinin cümlesi bitince onlara ömür boyu siesta gerek ben olsam öyle yaparım diye hırladı ama ne önemi vardı ki. Dışarıda çiçek tarhında Harry'nin kasılmış midesi gevşedi sanki. Eğer bir şey olmuş olsaydı elbette haberlerde ilk sırada yer alırdı. Ölüm ve yıkım mahsur kalmış tatilcilerden daha önemliydi. Nefesini ağır ağır bırakıp pırıl pırıl mavi gökyüzüne baktı. Bu yazın her günü böyle geçmişti. Gerginlik, beklenti, geçici rahatlamalar ve sonra yeniden tırmanan gerginlik ve daima giderek aklından çıkarması daha da zor hale gelen bir soru. Neden henüz bir şey olmamıştı? Hep dinliyordu. Ya Muggle'ların aslında ne olduğunu fark edemedikleri küçük bir ipucu çıkarsa diye? Nedeni açıklanmamış bir kayboluş belki ya da garip bir kaza. Ama bagaj personelinin grevini Güneydoğu'daki kuraklığa ilişkin bir haber izledi. Vernon işte umarım kapı komşumuz dinliyordur diye böğürdü. Hani sabahın üçünde fıskiyesini açan. Sonra Surrey'de tarlaya çakılmasına ramak kalan helikopterin haberi, onun ardından da meşhur bir kadın oyuncunun meşhur kocasından boşanmasına ilişkin haber. Sanki onların pespaya ilişkileri umrumuzdaymış gibi, diye burun kıvırdı Petunia teyze. Oysa saplantılıymış gibi, kemikli ellerine geçirebildiği her dergide bu haberi takip ediyordu. Spiker, ve son olarak da muhabbet kuşu hop bu yaz serin kalabilmek için yeni bir yöntem keşfetti. Derken, Harry artık alev alev yanan akşam göğüne dikili gözlerini yumdu. Bersley'deki beş düğüde yaşayan Hop Hop su kayağı yapmayı öğrendi. Mary Dawkins olayı yerinde incelemeye gitti. Harry gözlerini açtı. Eğer su kayağı yapan muhabbet kuşlarına gelmişlerse dinlemeye değer bir şey kalmamış demekti. Dikkatle dönüp yüzüstü yattı. Sonra da dizleriyle dirseklerinin üstünde yükselip pencerenin altından sürünerek çıkmaya hazırlandı. Ancak beş santim kadar gitmişti ki arka arkaya büyük bir hıza birkaç şey birden oldu gürültülü, etrafta yankılanan bir şak sesi, uykulu sessizliği silah sesi gibi yardı. Bir kedi park etmiş bir arabanın altından ok gibi fırlayıp gözden kayboldu. Dörsel'in oturma odasından bir çığlık, böğürerek edilmiş bir küfür ve kırılan porselen sesi geldi. Sanki beklediği sinyal buymuş gibi Harry zıplayıp ayağa kalktı. Kılıcını kınından çıkarırmış gibi kot pantolonun belinden ince tahta bir asa çıkardı. Ama daha tam doğrulamadan Başının tepesi dörselin açık penceresine çarptı. Çıkan küt sesi Petunia teyzenin daha da büyük bir çığlık atmasına yol açtı. Harry'e başı ortadan ikiye ayrılmış gibi geldi. Gözlerinden yaşlar akarak olduğu yerde sallandı. Sesin kaynağını saptamak için dikkatini sokak üzerine odaklamaya çalıştı. Ama daha o sendeleyerek doğrulurken açık pencereden iki koca moral uzanıp boğazına yapıştı. ''Kaldır onu ortadan!'' diye hırladı Vernon enişte elinin kulağına. Hemen kimseler görmeden. Çek ellerini dedi Harry güçlükle soluyarak. Birkaç saniye boğuştular. Harry sol eliyle eniştesinin sosis misali parmaklarını boğazından çekmeye çalışırken sağ eliyle de havaya kaldırdığı asasını sıkı sıkı tutuyordu. Başının tepesindeki acı tam da berbat bir zonklamaya dönüşürken Vernon enişte ciyakladı ve sanki elektrik çarpmış gibi Harry'i serbest bıraktı. Anlaşılan yeğeninden yükselen görünmez bir güç onu tutmasını imkansız hale getirmişti. Harry soluk soluğa ortanca öbeğine doğru düştü. Doğruldu ve etrafa baktı. Gürültülü şaklamayı çıkaran her neyse ondan eser yoktu. Ama yakınlardaki bir takım pencerelerden çeşitli yüzler onları gözetliyordu. Harry asasını çabucak kot pantolonun içine soktu ve masum bir ifade takınmaya çalıştı. Vernon enişte sokağın karşısında Tül perdelerinin ardından gözlerinden ateş saçarak bakan bayan yedi numaraya el sallayarak ''Nefis bir akşam!'' diye haykırdı. ''Az önceki egzoz patlamasını duydunuz mu? Petun yanında benim de yüreğimiz ağzımıza geldi.'' Vernon enişte meraklı komşuların hepsi pencerelerinden çekilinceye kadar korkunç, manyakça bir şekilde sırıtmayı sürdürdü. Sonra o sırıtış yerine öfkeyle gerilmiş bir yüz ifadesine bıraktı ve eniştesi Harry'e yanına gelmesini işaret etti. Harry birkaç adım yaklaştı. Ama ellerin ona erişip boğabileceği mesafenin dışında durmaya özen gösterdi. Vernon işte, hiddetle titreyen kurban sesi gibi bir sesle ''Ne halt etmeye yaptın bunu çocuk?'' diye sordu. Harry sakin sakin ''Ney ne halt etmeye yaptım?'' dedi. Bu arada o şaklamayı çıkaran kişiyi görme umuduyla sokağın sağını solunu kollamayı da sürdürüyordu. Start tabancası gibi bir ses çıkarmayı hem de tam bizim Harry kararlı bir edayla o sesi ben çıkarmadım dedi. Petunia teyzenin ince at gibi suratı da Vernon niştenin geniş mor suratının yanında belirmişti. Dahası onun rengi de mora dönmüştü. Niye penceremizin altında sinsi sinsi duruyordun? Evet evet tam üstüne bastım Petunia. Penceremizin altında ne yapıyordun çocuk? Harry kaderi rıza göstermiş bir sesi. Haberleri dinliyordum dedi. Teyzesiyle eniştesi birbirlerine öfkeli bakışlar attılar. Haberleri dinlemek ha? Yine mi? E ne de olsa her gün değişiyor dedi Harry. Bana kurnazlık taslama çocuk. Asıl niyetin ne? Bilmek istiyorum. Hem o haberleri dinleme kafamı ütülemekten de vazgeç. Çok iyi biliyorsun ki senin gibiler. Aman Vernon diye fısıldadı Petunia teyze. Bunun üzerine Vernon işte sesini öyle alçalttı ki Harry onu duymakta zorlanmaya başladı senin gibiler asla bizim haberlerimize çıkmaz. Siz bu kadar bilirsiniz işte, dedi Harry. Dört fal taşı gibi açık gözlerle birkaç saniye ona baktılar. Sonra Petunia teyze, sen pis küçük bir yalancısın, dedi. Peki ya bütün o, o da sesini alçalttı. Harry daha sonraki kelimeyi ancak onun dudaklarını okuyarak çıkarabildi. Baykuşlar ne yapıyor? Sana haber getirmiyorlar madem. Vernon işte muzaffer bir fısıltıyla ''Aha'' dedi. ''Hadi bakalım, buna da cevap bul çocuk. Bütün haberleri o mikrop yuvası kuşlardan aldığını bilmiyoruz sanki.'' Harry bir an duraksadı. Bu sefer gerçeği söylemek ona sahiden de bir şeylere mal olacaktı. Her ne kadar teyzesiyle eniştesi bunu itiraf ederken kendini ne kadar kötü hissettiğini hayatta anlayamasalar bile. ''Baykuşlar'' dedi duygusuz bir sesle. ''Bana haber getirmiyor. İnanmıyorum'' diye cevap verdi Petunia teyze hemen. Vernon enişte üstüne basa basa ''Bende'' dedi. Petunia teyze ''Bir şeyler çevirdiğini farkındayız'' dedi. ''Aptal değiliz herhalde'' dedi Vernon enişte. Bir anda tepesini tasa atan eri ''Bak işte bu yeni haber'' dedi ve daha dört onu çağıramadan olduğu yerde döndü. Evin öndeki çimenliği geçti. Alçak duvarın üstünden atladı ve sokaktan yukarı doğru yürümeye başladı. Artık başı dertteydi. Bunu biliyordu. Daha sonra teyzesiyle eniştesinin karşısına çıkıp bu kabalığının bedelini ödeyecekti ama şu anda pek de aldırmıyordu. Kafasında çok daha acil konular vardı. Her iş aklamanın ya da buharlaşan biri tarafından çıkartıldığından emindi. Evcini Dobi'de durduk yerde havaya karışıp giderken tam aynı sesi çıkarırdı çünkü. Dobi'nin private drive'da olması mümkün müydü? Dobi şu anda onu takip ediyor olabilir miydi? Bu aklına gelince hemen olduğu yerde dönüp geriye private drive'a baktı. Ama görüldüğü kadarıyla sokak tamamen ıssızdı. Harry de Dobby'nin görünmez hale gelmeyi bilmediğinden emindi. Nereye gittiğinin pek de farkında olmadan yürüdü. Son zamanlarda bu sokaklarda öyle çok taban etmişti ki ayakları onu kendiliğinden en çok dolaştığı yerlere götürüyordu. Birkaç adımla bir dönüp arkasına bakıyordu. Petunia teyzenin can çekişen begonyaların arasına yatarken yakınlarında bir yerde sihirli biri vardı. Emindi bundan. Peki niye kendisiyle konuşmamıştı? Niye temas kurmamıştı? Hem niye şimdi saklanıyordu? Derken tam hayal kırıklığı duygusu doruğa ulaştığında güveni sarsılmaya başladı. Belki de duyduğu sihirli bir ses değildi. Belki ait olduğu dünyadan en ufak bir temas işaretini bile büyük bir hevesle beklediğinden tamamen sıradan gürültüleri fazla büyütüyordu. Bunun bir komşunun evinde kırılan bir şeyin çıkardığı ses olmadığından emin miydi? Harry'nin içi fena halde burkuldu ve daha neye uğradığını anlamadan yaz boyunca başına bela olmuş umutsuzluk duygusu onu yeniden baştan aşağı sardı. Ertesi sabah çalar saatte beşte uyanacaktı ki gelecek postasını getiren baykuşa para verebilsin ama onu almaya devam etmeye değer miydi acaba? Harry bugünlerde birinci sayfaya şöyle bir bakıyor sonra da gazeteyi bir kenara atıveriyordu. Gazetenin başındaki bu dolalar Voldemort'un geri döndüğünü nihayet anladıklarında bu haber manşetlere çıkardı nasılsa. Harry'nin ilgilendiği tek haber de buydu. Şansı varsa eğer en iyi arkadaşları Ron ve Hermione'den mektup getiren baykuşlar da gelirdi ama onların mektuplarının kendisine haber getireceği yolundaki umutları çoktan yıkılmıştı. Şu şey hakkında ne olduğunu bilirsin fazla bir şey söyleyemeyiz tabii. Mektuplarımız başkalarının eline geçerse diye önemli hiçbir şey söylemememiz tembih edildi. Hali meşgulüz ama burada sana ayrıntı veremem. Epeyce bir şeyler oluyor da artık seni görünce hepsini anlatırız. İyi de ne zaman göreceklerdi onu? Kimse zahmet edip kesin bir tarih bildirmemişti. Hermione, Harry'nin doğum gününde gönderdiği kartın içine ''Seni yakında göreceğimizi umuyorum.'' diye çiziktirmişti ama yakında ne kadar yakındı ki? Mektuplarındaki belli belirsiz imalardan anlaşıldığı kadarıyla Hermione ile Ron aynı yerdeydiler. Herhalde Ron'ların evinde. O Private Drive'a tıkılıp kalmışken ikisinin korktuğu eğleniyor olmalarının düşüncesine bile dayanamıyordu. Aslında onları o kadar kızgındı ki doğum gününde gönderdikleri iki kutu bal yumruk çikolatasını açmadan atmıştı. Ama sonra Petunia teyzenin o gece için hazırladığı pörsümüş salata önüne sürülünce pişman olmuştu. O başka. Hem Ron ve Hermione neyle meşguldüler bakalım? Harry'nin kendisi niçin meşgul değildi? Onlardan çok daha fazla şey halletmeyi becerdiğini kanıtlamamış mıydı? Neler yaptığını hepsini unutmuş muydu yani? Mezarlığa girip Cedric'in katledilmesini seyreden, sonra da o mezar taşına bağlanan ve ölümün eşiğinden dönen hep o değil miydi? Harry o yaz belki yüzüncü kere kendi kendine bunu düşünme dedi kararlı bir şekilde. Kabuslarında mezarlığı ziyaret edip durması yeterince kötüydü zaten. Bir de uyanıkken kafayı buna takması gerekmiyordu. Köşeyi dönerek Magnolia Crescent'a girdi. Yarı yolda Vaftiz babasını ilk kez gördüğü yerden bir garajın yanındaki dar yoldan geçti. Hiç değilse Sirius, herinin neler hissettiğini anlıyor gibiydi. Doğru, onun mektupları da dişe dokunur bir haber verme açısından Ron ve Hermione'ninkiler kadar fakirdi ama hiç değilse eziyet edici imalar yerine İhtiyat ve teselli sözleri içeriyorlardı. Bunun senin için sinir bozucu olduğunu biliyorum. Burnunu olur olmaz şeylere sokmazsan her şey yolunda gider. Dikkatli ol, cüretkarlık etme. Harry, Magnolia Crescent'ı geçip Magnolia Road'a doğru saparak karanlıkta kalmaya başlayan oyun parkına doğru giderken eh diye düşündü. Genelde Sirius'un sözünü dinledim. En azından sandığını süpürgesine bağlayıp tek başına kovağa gitme yönündeki dayanılmaz arzuya direnmişti. Aslında Harry örnek bir davranış sergilediğini düşünüyordu. Hele bunca zamandır Private Drive'a tıkılmanın, Lord Voldemort'un neler yaptığını işaret edebilecek bir şeyler duyma umuduyla çiçek tarlarında saklanmanın onu ne kadar sinirlendirip öfkelendirdiği düşünülecek olursa. Yine de büyücü hapishanesi Azkaban'da 12 yıl yatmış, kaçmış, hüküm giydiği cinayeti işlemeye kalkışmış, sonra da çalıntı bir hipogrifle sıvışmış bir adamın kalkıp da cüretkarlık etme demesi biraz küstahçaydı doğrusu. Harry kilitli park kapısının üstünden atlayıp kavruk otlar arasında yürüdü. Park da onu çevreleyen sokaklar kadar boştu. Salıncaklara gelince Dudley ile arkadaşlarının şimdiye kadar kırmayı başaramadıkları tek salıncağa oturdu. Bir kolunu zincire sardı ve hüzünlü gözlerle yere baktı. Bir daha dört çiçek tarhında saklanamayacaktı. Yarın haberleri dinlemenin yeni bir yöntemini bulmalıydı. Bu arada Bekleyeceği hiçbir şey de yoktu. Yine huzursuz, tedirgin edici bir gece dışında. Çünkü Sedre'ye ilişkin kabuslardan kurtulsa bile uzun karanlık koridorlar hakkında rahatsız edici rüyalar görüyordu. Ve hepsi de çıkmazlarla ya da kilitli kapılarla sona eriyordu. Harry bunun uyanıkken hissettiği kapana kısılmışlıkla ilgisi olduğunu sanıyordu. Çoğu kez anlamdaki eski yara izi de ciddi şekilde batıyordu. Ama artık Ron ya da Hermione ya da Sirius'un buna eskisi kadar ilginç bulacaklarını düşünüp kendini kandıracak hali yoktu. Eskiden yara izinin acıması Voldemort'un güçlendiğine dair bir uyarı yerine geçerdi. Şimdi Voldemort döndüğüne göre büyük bir ihtimalle ona yara izinin sürekli acımasının beklenen bir şey olduğunu hatırlatacaklardı. Üzülecek bir şey yok. Bayat haber. Bütün bunların ne kadar adaletsiz olduğu duygusu kabardı içinde. Hiddetle haykırmak istedi. O olmasa Kimse Voldemort'un geri döndüğünü bile bilmeyecekti. Ödülü de tam dört hafta boyunca sihirli dünyadan tamamen kopmuş, su kayağı yapan muhabbet kuşlarını duymak için can çekişen begonyalar arasında çömelmiş halde Little Winning'de tıkılıp kalmaktı. Dumbledore nasıl olurdu onu böyle kolaylıkla unutabilirdi? Ron ve Hermione neden onu da davet etmeden bir araya gelmişlerdi? Sirius'un ona olduğu yerde kalmasını, uslu durmasını söylemesine daha ne kadar tahammül etmesini bekliyorlardı? Ya da aptal gelecek postasına yazıp Voldemort'un döndüğünü belirtme arzusuna dayanmasını? Bu hiddet dolu düşünceler Harry'nin kafasında anafor gibi döndü. Ortalığa bunaltıcı, kadifemsi bir gece inerken iç öfkeyle buruldu. Hava ılık, kuru ot kokusuyla doluydu. Duyulan tek ses de park parmaklıklarının gerisindeki trafiğin hafif uğultusuydu. O salıncakta farkında olmadan kim bilir ne kadar oturmuştu ki bir takım seslerin derin düşüncelerini bölmesiyle başını kaldırıp baktı. Çevredeki yolların sokak lambaları, parktan geçen bir grup insanın sürüyetini çıkaracak kadar kuvvetli puslu bir ışık yayıyordu. Birisi avaz avaz kaba bir şarkı söylüyordu. Ötekiler gülüyordu. Yanlarında götürdükleri pahalı yarış bisikletlerinden hafif tıkırtılar geliyordu. Harry bunların kim olduğunu biliyordu. Öndeki kişinin sadık çetesinin eşiğinde evine dönen kuzeni Dudley Dursley olduğuna hiç şüphe yoktu. Dudley her zamanki kadar iri kıyımdı ama bir yıllık sıkı bir rejim uygulaması ve ortaya yeni bir yeteneğinin çıkması fiziğinde hali büyük bir değişikliğe yol açmıştı. Vernon eniştenin zahmet edip de dinleyen herkese keyifle anlattığı gibi Dudley bu yakınlarda Güneydoğu'nun okullar arası genç ağır siklet boks şampiyonu olmuştu. Vernon eniştenin deyişiyle asil spor, Dudley'i ilkokul günlerinde Harry onun ilk kum torbası görevini yerine getirdiği zamankinden de daha heybetli kılmıştı. Harry artık kuzeninden hiç mi hiç korkmuyordu. Ama Dudley'nin eskisinden daha sıkı yumruk atmasının ya da hedefe tam isabet kaydetmesinin de sevindirici bir yanı olmadığını düşünüyordu. Semptin bütün çocuklarının ondan ödü kopuyordu. Hatta onlara kaşarlanmış bir sokak serserisi olduğu ve St. Brutus iflah olmaz suçlu çocuklar güvenlik merkezine gittiği söylenen o Potter denen çocuktan bile fazla korkuyorlardı ondan. Her içimlerden geçen karanlık gölgelere baktı ve bu gece kimi dövdüklerini merak etti. Onlara bakarken etrafınıza bakın diye düşündüğünü fark etti birden. Hadi etrafınıza bakın burada tek başıma oturuyorum gelin de şansınızı deneyin. Dudley'nin arkadaşları onun orada oturduğunu görseler de yer hemen yanında biteceklerinden emindi. Peki Dudley ne yapardı o zaman? Çetesinin önünde şanlı leke sürdürmek istemezdi elbette. Ama Harry'i kışkırtmaktan da ödü kopardı. Dudley'nin iki arada bir deride kalışını izlemek gerçekten de eğlenceli olurdu doğrusu. Ona bulaşmak, onu gözlemek hem de o cevap vermekten acizken. Ve eğer diğerlerinden herhangi biri Harry'e vurmaya kalkarsa hazırdı. Asası yanındaydı. Denesinler bakalım. Sinir bozukluğunun bir kısmını vaktiyle hayatını cehenneme çevirmiş olan çocuklardan çıkarmaya bayılırdı doğrusu. Ama dönmediler. Onu görmediler. Neredeyse parmaklıklara varmışlardı. Harry onlara seslenme dürtüsüne hakim oldu. Kavga aramak akıllıca bir şey değildi. Büyüye başvurmamalıydı. Yoksa yeniden okuldan atılmayı göze almış olurdu. Dadelin çetesinin sesi giderek azalıp kesildi. Artık gözden kaybolmuşlardı. Magnolia Road'da ilerliyorlardı. Harry can sıkıntısıyla al işte Sirius diye düşündü. Cüretkarlık etmedim. Burnumu olur olmaz şeylere sokmadım. Senin yaptıklarının tam tersi yani. Ayağa kalkıp gerindi. Petunia teyzeyle Vernon enişte eve dönme saatinin Dade'nin geldiği saat olduğuna inanırlardı. Ondan bir dakika bile sonra gitsen geç kalmış olurdun. Vernon enişte bir kez daha eve Dudley'den geç gelirse Harry barakaya kapamakla tehdit etmişti. Esnemesini bastırarak kaşları hala çatık park kapısına doğru yola koyuldu. Magnolia Road da Private Drive gibi çimleri manikürden geçmişe benzeyen koca koca kutu kutu evlerle doluydu. Hepsi Vernon eniştenikine benzer çok temiz arabalar kullanan koca koca eski kafalı sahipleri vardı. Harry Little Winning'i geceleri tercih ederdi. Geceleri perdeleri inmiş pencereler karanlıkta mücevher parlaklığında renk yamaları oluştururdu. Ve ev sahiplerinin yanından geçerken asi genç görünüşünü onaylamayan mırıltılar duyma tehlikesi yoktu. Çabuk çabuk yürüdü. Böylece de daha Magnolia Road'un yarısındayken Dudley'nin çetesi yeniden görüş alanına girdi. Magnolia Crescent'ın girişinde vedalaşıyorlardı. Harry büyük bir leylak ağacının gölgesine sığınıp bekledi. Domuz gibi viyakladı değil mi? diyordu Malcolm. Ötekilerin canı yürekten kahkahaları arasında. İyi sağ kroşeydi koca değil dedi Pierce. Dudley yarın aynı saatte dedi. Bizim evde annemle babam dışarıda olacak dedi Gordon. Görüşürüz o zaman dedi Dudley. Eyvallah Dad görüşürüz koca değil. Harry yeniden yola koyulmadan önce çetenin geri kalanı gitsin diye bekledi. Sesleri bir kez daha kaybolunca köşeyi dönüp Magnolia Crescent'a girdi. Ve çok hızlı yürüyerek kısa sürede Dudley'e seslenecek mesafeye geldi. Dudley akordu bozuk bir ıslık eşiğinde aeste aeste yürüyordu. Hey koca di! Dudley döndü. Ha diye omurdandı. Sen miydin? Sen ne zaman koca di oldun bakalım dedi Harry. Dudley kes sesini diye hırlayıp başını çevirdi. Harry sırıtıp adımlarını kuzenin adımlarını uydurarak kıyak isim dedi. Ama sen benim için hep tini minicik dadlicik olacaksın. Sana kes sesini dedim, dedi Dadli. Salam gibi ellerini yumruk yapmıştı. Çocuklar annenin sana böyle dediğini bilmiyor mu? Kapa çeneni. Ona kapa çeneni demiyorsun ama. Peki ya bıcırık ya da agucuk gugucuk diyebilir miyim? Dudley hiçbir şey söylemedi. Harry'e vurmamak için bütün gayretiyle kendine hakim olmaya çalışıyor gibiydi. E bu akşam kimi dövdünüz?'' diye sordu Heri. Gülümsemesi yüzünden silindi. Yine on yaşında birini mi? İki gece önce Mark Evans'ı dövdüğünüzü biliyorum. Kendi kaşındı diye hırladı Dudley. Yok canım. Bana hakaret etti. Öyle mi? Yoksa sana arka ayakları üzerinde yürümeyi öğrenmiş bir domuza benzediğini mi söyledi? Öyleyse eğer buna hakaret etmek demezler Dad. Bu gerçeğin ta kendisi. Dudley'in çenesine bir kas seyirmeye başlamıştı. Onu böylesine kızdırdığını bilmek Harry'e büyük bir tatmin duygusu veriyordu. Sanki kendi sinir bozukluğunu kuzenine, elindeki tek çıkış noktasına akıtıyormuş gibi bir duyguya kapılmıştı. Dar yoldan Harry'nin Sirius'u ilk kez gördüğü yere döndüler. Burası Magnolia Crescent ile Visteria Walk arasında bir kestirme yol oluşturuyordu. Bomboştu. Sokak lambası da olmadığı için birleştirdiği sokaklardan çok daha karanlıktı. Bir taraftaki garaj duvarları, ve diğer taraftaki yüksek cilt ayak seslerini boğuyordu. O şeyi taşıdığın için kendini koca adam sanıyorsun değil mi? Dedi Dudley birkaç saniye sonra. Ne şeyi? O işte sakladığın o şeyi. Harry yeniden sırıttı. Göründüğün kadar salak değilsin ha Dad. Zaten o kadar salak olsan aynı anda hem yürüyüp hem konuşamazdın değil mi ya? Harry asasını çıkardı. Dudley'nin göz ucuyla asaya baktığını gördü. Dudley hemen iznin yok dedi. Olmadığını biliyorum. Yoksa gittiğin o ucube okuldan sepetlerler seni. Kuralları değiştirmediklerini nereden biliyorsun koca di? Değiştirmediler işte, dedi Dudley. Ama o kadar da emin görünmüyordu. Harry alçak sesle güldü. O şey olmadan benimle dövüşecek cesaretin yok değil mi? Diye homurdandı Dudley. Ama senin 10 yaşında bir çocuğu dövmek için sadece dört kişiye ihtiyacın var değil mi? Hem o herkesin kafasına kalktığın boks unvanın var ya. Rakibin kaç yaşındaydı? 7 mi 8 mi? 16 yaşındaydı çok merak ediyorsan diye hırladı Dudley. Ve ben onunla işimi bitirince 20 dakika kadar baygın kaldı. Hem de senden iki kat ağırdı. Sen dur hele ben babama o şeyi çıkardığını söyleyeyim de. Şimdi de babacığa koşuyoruz öyle mi? Yoksa tini mini boks şampiyonu berbat asasından korkuyor mu? Dudley geceleri bu kadar cesur değilsin ama ha diye pis pis güldü. Şu anda gece zaten Didoşçuk. Hava böyle kararınca ona gece diyoruz. Dudley, ben yatakta olduğun zamanı kastediyorum diye hırladı. Durmuştu. Harry de durup kuzenine baktı. Dudley'nin koca suratının küçük bir bölümünü görüyordu. Ama o bölümde tuhaf bir muzaffer ifade vardı. Harry afallamış halde. Nasıl yani? Yataktayken cesur değilmişim diye sordu. Neden korkacakmışım? Yastıklardan falan mı? Dudley soluk sola, dün gece seni duydum dedi. Uykunda konuşuyordun, inliyordun. Ne demek istiyorsun diye sordu Harry tekrar. Ama sanki içine soğuk bir şey saplanmıştı. Önceki gece rüyasında mezarlığı yeniden ziyaret etmişti çünkü. Dudley havlarcasına kulak tırmalayıcı bir kahkaha attı. Sonra ince, inildeyen bir sesle konuştu. Sedri'yi öldürme, Sedri'yi öldürme. Sedrik de kim? Erkek arkadaşın mı? Ben yalan söylüyorsun dedi Harry otomatikman. Ama ağzı kurumuştu. Dudley'nin yalan söylemediğini biliyordu. Yoksa Cedric'den nasıl haberi olurdu? Baba, yardım et baba, beni öldürecek baba. Heri yavaşça kes sesini dedi. Kes sesini Dudley, seni uyarıyorum. Baba, yardım et baba, anne bana yardım et. Cedric'i öldürdü, İmdat baba, yoksa beni... O şey bana doğru tutma Dudley dar sokağın duvarına doğru geriledi. Harry yasayı tam onun kalbine doğru tutuyordu. Dudley'e duyduğu 14 yıllık nefretin damarlarına nabız gibi attığını hissediyordu. Şimdi saldırmak için Dudley'e bir uğursuzluk büyüsü yapıp onu eve ağızsız dilsiz antenleri uzamış bir böcek gibi sürüne sürüne göndermek için neler vermezdi. Harry bir daha bunun lafını etme diye hırladı. Beni anlıyor musun? O şeyi başka yere doğru tut sana beni anlıyor musun dedim. O şeyi başka yere doğru tut. Beni anlıyor musun? O şeyi benim üstümden. Dudley sanki buzlu suya batırılmış gibi zorlukla zangırdayarak nefesini içine çekti. Geceye bir şeyler olmuştu. Yıldızlarla bezenmiş çivit mavisi gökyüzü birden kapkara ve ışıksız hale gelmişti. Yıldızlar da, ay da, dar sokağın iki ucundaki sisli sokak lambaları da yok olmuştu. Arabaların uzaktan gelen uğultusu, ve ağaçların fısıltısı da gitmişti. Sıcacık akşam birden insanın iliklerini işleyecek, ısıracak gibi soğumuştu. Mutlak, nüfuz edilmez, suskun bir karanlıkla sarılmışlardı. Sanki dev bir el, bütün sokağın üzerine kalın, buz gibi bir örtü örtmüş de onları körleştirmiş gibiydi. Harry bir an istemeden büyü yaptığını düşündü. Üstelik de elinden geldiği kadar şiddetle buna karşı koyduğu halde. Sonra mantığı duygularına hakim oldu. Yıldızları yok edecek güce sahip değildi ki. Bir şeyleri görmeye çalışarak başını bir o yana bir bu yana çevirdi. Ama ağırlığı olmayan bir peçe gibi gözlerine bastırıyordu karanlık. Dudley'nin dehşete kapılmış sesi Harry'nin kulağına geldi. Ne, ne yapıyorsun? Dur! Hiçbir şey yapmıyorum. Sesini kes ve kımıldama. Ben göremiyorum. Ben kör oldum. Ben kes sesini dedim sana. Harry olduğu yerde hareketsiz kaldı. Görmeyen gözlerini sağa sola çevirdi. Soğuk öyle yoğundu ki tir tir titriyordu. Kollarındaki ve ensesindeki tüyler diken diken olmuştu. Gözlerini açabildiği kadar açıp boş boş görmeden etrafa bakındı. Mümkün değildi. Burada olamazlardı. Hayır, Little Winning'de olamazlardı. Kulak kesildi. Onları görmeden önce duyması gerekirdi. Babama söyleyeceğim diye sızıldandı Dudley. Neredesin? Ne yapıyorsun? Susar mısın sen? Dedi Harry tıslarcasına. Dinlemeye Ama kendi sustu. Tam da korktuğu şeyi duymuştu. Dar sokakta onlardan başka bir şey daha vardı. Uzun uzun, boğuk boğuk, hırıltılı nefes alan bir şey. Harry dondurucu havada titreyerek dururken müthiş bir korkuyla sarsıldı. Kes şunu yapma diyorum. Çakarım sana yemin ederim çakarım. Dudley kes. Bam. Harry'nin başının yanına gelen bir yumruk Ayaklarını yerden kesti. Gözlerinin önünde küçük beyaz ışıklar uçuştu. Bir saat içinde ikinci kez Harry başının ortadan ikiye ayrıldığını sandı. Bir an sonra yere yapışmıştı. Asası da elinden uçup gitmişti. Dudley seni gerizekalı diye feryat etti Harry. Dört ayak üstünde doğrulmaya çalışırken acıdan gözleri doldu. Karanlıkta deli gibi etrafını yokluyordu. Dudley'nin körlemesine gittiğini, sokağın kenarındaki çite çarptığını, sendelediğini duydu. ''Dadli geri dön. Dost doğru üstüne gidiyorsun. Korkunç bir ciyaklama duyuldu. Dudley'nin ayak sesleri kesildi. Aynı anda Harry arkasında sinsi buz gibi bir soğuk hissetti. Bu tek bir anlama gelebilirdi. Sayıları bir taneden fazlaydı. ''Dadli ağzını kapalı tut. Ne yaparsan yap ağzını kapalı tut. Asa diye telaşla mırıldandı Harry. Elleri örümcekler gibi yerde uçuşuyordu. Nerede bu asa? Hadi diyorum. Lumos. Bulmasın da ona yardımcı olsun diye çaresizce ışık aradığı için büyüyü otomatikman söylemişti. Gözlerine inanamayarak sahilinin birkaç santim ötesinde ışığın yandığını görüp ferahladı. Asanın ucu ışıklanmıştı. Her asayı kaptı. Ayağı fırladı ve geri döndü. Midesi alt üst oldu. Heybetli, kukuletalı bir gölge kayarcasına ona doğru yaklaşıyordu. Yerin üstünde süzülüyor, cübbesinin altında ayakla yüzde görünmüyordu. Gelirken gece yemiyordu. Geri geri sendeleyen Harry asasını kaldırdı. Expecto patronum. Asanın ucundan gümüşü bir buhar demeti çıktı ve ruhemici yavaşladı. Ama büyü tam anlamıyla işlememişti. Ayakları dolaşan Harry ruh emici üstüne doğru gelirken daha da geriledi. Kapıldığı panik beynini puslandırmıştı. Konsantre ol. Ruh cübbesinin altından gri, yapış yapış görünen lekeli iki el çıktı. Ona uzandı. Bir çaldama sesi Harry'nin kulaklarını doldurdu. Expecto patronum! Sesi cılızdı. Uzaktan geliyordu. Asadan ikinci bir gümüşi duman demeti süzüldü. Ama bu ilkinden de cılızdı. Yapamayacaktı artık. Büyünün üstesinden gelemeyecekti. Başının içinde bir kahkaha yankılanıyordu. Acı, tiz bir kahkaha. Ruhemicinin pis kokulu, ölüm gibi soğuk nefesinin kendi ciğerlerini doldurduğunu onu boğduğunu hissedebiliyordu. Düşün, mutlu bir şey. Ama içinde hiç mutluluk kalmamıştı ki. Ruh emicinin buz gibi parmakları boğazına kenetlenmek üzereydi. Tiz kahkaha gittikçe daha da şiddetleniyordu. Kafasının içinde bir ses konuştu. Ölüme boyun ey heri. Acısız bile olabilir. Ben bilemem. Ben hiç ölmedim. Ron ve Hermione'yi bir daha asla göremeyecekti. Soluk almaya çalışırken yüzeyini zihninde net olarak canlandırdı birden. ''Expecto patronum!'' Harry'nin asasının ucundan koskocaman, gümeşi, çatal boynuzlu bir geyik fırladı. Boynuzları ruhemiciyi emiciyi kalbinin olması gereken yerden yakaladı. Ruhemici geriye savruldu. Tıpkı karanlığın kendisi gibi ağırlıktan yoksundu. Geyiğin saldırısı karşısında mağlup yarasa gibi kaçtı gitti. Harry geriye ''Buradan!'' diye bağırdı. Olduğu yerde dönerek sokaktan aşağı bir koşu kopardı. Işıklı asasını önünde tutuyordu. Dudley! Dudley! On adım anca gitmişti ki onlara ulaştı. Dudley kıvrılmış yerde yatıyordu. Kollarını yüzüne kapamıştı. İkinci bir ruhemici üzerine eğilmiş, bileklerini yapış yapış elleriyle kavramış, onları yavaşça, neredeyse şefkatle ayırıyor, kukuletalı başını sanki onu öpecekmiş gibi Dudley'nin yüzüne yaklaşıyordu. Harry yakala diye böğürdü. Büyüyle yarattığı çatal boynuzu gümüşi geyik çaldayan, kükreyen bir sesle yanından dört nala geçti. Gümüşi boynuzlar onu yakaladığında ruhemicinin emicinin gözsüz yüzü Dudley'ninkinden 2-3 santim ötedeydi. Havaya savruldu. Diğeri gibi süzülerek karanlığa karıştı. Geyik ise sokağın sonuna kadar eşkin adımlarla gitti ve gümüşi sisin içinde eriyip kayboldu. Ay, yıldızlar ve sokak lambaları yeniden can buldu. Sokak boyunca ılık bir rüzgar esti. Komşu bahçelerde ağaçlar hışırdadı ve havayı yeniden Magnolia Crescent'taki arabaların olağan uğultusu doldurdu. Heri neredeyse kıpırdamadan durdu. Bütün duyuları titreşim halinde aniden normale dönüşe ayak uydurmaya çalıştı. Bir dakika sonra ise tişörtünün bedenine yapıştığını fark etti. Ter içinde kalmıştı. Az önce olup bitenlere inanamıyordu. Ruh emiciler burada. Little Winning daha. Dudley yerde kıvrılmış yatıyordu. İnliyor titriyordu. Harry onun ayağa kalkacak halde olup olmadığını görmek için eğildi. Ama sonra arkasından koşan birinin gürültülü ayak sesleri geldi. İçgüdüsel olarak asasını yeniden kaldırdı. Yeni gelenle yüz yüze gelmek için topukların üstünde hızla döndü. Kedi düşkünü kaçık ihtiyar hanım Mrs. Fig soluk soluğa görüş alanına girdi. Kır düşmüş saçları filesinden kurtulmuştu. Bileğinden şıngırdayan bir pazar filesi sarkıyordu. Ayakları da ekose kumaş terliklerinden yarı yarıya dışarı çıkmıştı. Heri asasını çabucak saklamaya çalıştı. Ama çıkar şunu budala çocuk diye haykırdı kadın. Ya etrafta daha da varsa? Aa, bu mumlu buz fileçiri öldüreceğim.